Efendim merhaba. Cuma gününü geride bırakmak üzere olduğumuz şu dakikalarda yine bir idum hikayeyle huzurlarınızdayız. Bugünkü hikayemize geçmeden önce bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizi hatırlatalım. Hikayeleriniz, hatıralarınız, denemeleriniz ve şiirleriniz için adresimiz asimyildirim.com@gmail.com. Bize maddi destekte bulunmak isteyen sevgili seyircilerimiz için de Patreon adresimiz şu anda ekranda. patreon.com/asimyildirim. Efendim YouTube kanalımıza abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunmanızı ve sakıncası olmuyorsa videoların altına yorumlarınızı bırakmanızı da istirham ediyoruz. Bu kısa hatırlatmaların ardından bugün okuyacağımız hikayeyle ilgili çok kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. Efendim hikayenin yazarı Çamurlu Muhacir. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek zorunda kalan, oradan da bir Avrupa ülkesine çıkmayı bekleyen hizmet hareketi mensuplarının birinin başından geçen olaylarla ilgili. Hikayemizin adı Genç Ev Abim. Hazırsanız bir yudum hikayeye başlıyoruz. Benim hizmetle tanıştığım yıllarda doğmuştu. Ben abilere gidip gelmeye başlarken o daha portakalda vitamin bile değilmiş. O daha ilkokula başlamadan ben üniversitede okumaya başlamışım. Kader işte. Benden 15 yaş küçüktü ama benim son ev abimdi. Hizmetin büyüklüğü ve büyüsü de bu işte. Yaşına bakmaksızın herkese vazife verilebilir. O da vazifesini bir hakkın yapıyordu. Kendinden yaşça büyük evli barklı abilere ev abiliği yapıyordu. Genç ve bekardı ama hepimizden daha olgun, daha fedakar ve daha mübarekti. Takva sahibi genç bir adamdı. Gelen geçmiş, gelen gitmiş ama o kalmıştı. Bunu da hiç dert etmiyordu. Belki dert edinse de belli etmiyordu. Bizler geyikten geri dönüp moralimizi bozsak bile bize o moral veriyordu. Kendisi gibi eskiden kalanlara daha bir bağlıydı. Belki onların yanında içini döküp dertleşiyordu ama bize derdini hiç ama hiç belli etmiyordu. 2 yıla yakındır gidememek mutlaka çok üzüyordu onu ama hiç belli etmiyordu. Kendini Kur'an, cevşen okumaya ve ibadete vermişti. Evin tüm sorumluluklarını üstlenmişti. Ortak alanların temizliği, unutulan bulaşıklar, günün nöbetçisinin umursamazlığıyla geciken yemekler hepsine müdahale edip yardımcı oluyordu. Bunu da hiç yüksünmeden, sanki görevi gibi yapıyordu. Oysa yükü ağırdı. Tüm devre arkadaşları, suyu birlikte geçenler gitmiş, o kalmıştı. Üzülüyordu ama ağzından bununla ilgili tek kelime duymamıştık. Sayımız artınca temizlik, kira, ödeme, pazar alışverişi vesaire hepsini sıraya koyduk da yükü biraz azaldı. O da kendini daha çok ibadete verdi. Bekardı. Telefonla konuşup dertleşecek bir eşi yoktu. Derdi evdeki abiler, hizmette yapılacak vazifeler, eşi yanında olmayan ablalara dışarıda işlerinde yardımcı olmak ve birkaç gencimize rehberlik yapmaktı. Bunları dert ediniyordu. Kendisi gibi bir iki yıllanmış arkadaşı dışında kimsesi yoktu. Nöbetçi olduğum gün kahvaltıya kendisi gibi 2 yıla yakındır Atina'da olan bir arkadaşını çağırmıştı. Mahcup bir edayla, "Abi," dedi, "benim gibi uzun süre burada olan bir arkadaş var. Onu da kahvaltıya davet etsek olur mu?" "Tabii ki gelsin," dedim. "Başımızın üstünde yeri var abi," dedim. Güzel, bol çeşitli bir kahvaltı hazırladım. Çok memnun olmuştu. İlk defa onu öyle görmüştüm. Demek ki kendi devresi birisiyle birlikte olmak onu memnun ediyordu. Nasıl olmasın ki? Herkes gelip gitmiş, bir onlar kalmıştı. Birbirlerinin hallerinden iyi anlıyorlardı. Bizim eş çocuk gibi dertlerimiz vardı, onlarsa hizmet, ibadet gibi gündemlere sahiplerdi. Ara sıra bu evden kimler geldi geçti, ah ah diyordu ama gerisini getirmiyordu mübarek. Utangaç abim benim. Bekardı, evlenmek istiyordu ama boy, boz, memleket gibi takıntıları vardı. Bense ısrarla, "ya bu kriterleri boş ver. Buralarda ya da gittiğin yabancı bir yerde yabancı bir hatunla evlen, hidayetine vesile ol. Hem dünyanı hem de ahiretini kazan," diyordum. Gülümsüyordu ama ses etmiyordu. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordu ama belli etmiyordu. Bizler deneme yaparken o hiç denemiyordu.
En son Ekim ayı gibi şansını denemişti. Dile kolay, tam 28. kez. Vaz mı geçti, hayal kırıklığı mı yaşadı bilinmez ama sabırla bekliyordu. Nöbet günlerinde inatla kuru fasulye, nohut, barbunya gibi bakliyat nevalesi pişiriyordu. Hiç unutmam, evde kendisinden bile daha eski olan bir barbunya poşeti bulmuştu. Onu pişirdi bizlere, yedik, ölmedik. Oysa bizden önce terasta kuşlara vermiş, bir hafta kuş gelmemiş. Kısacası israfı sevmeyen biriydi. İsraf olmasın diye evdeki tüm eski gıdaları, bakliyatı yemek yapmıştı. İsrafı sevmediği için banyoda 10 dakikadan fazla kalmayı da sevmiyordu. Açık unuttuğumuz elektrikli termosifonu kapattığını, banyoda su soğuyunca anlıyorduk. Kelime israfı da yapmıyordu. Fazla konuşmuyordu. Sürekli Kur'an ve Cevşen dışında Risale ve benzeri eserler okuyordu. 90'lardan kalma abiler gibiydi yani. Dolayısıyla 15 yaş küçük olsa da benden, o benim 90'larda hizmetle tanıştığım ilk abilerim gibiydi. Ben de adeta onun orta üç talebesiydim. Aramızdaki bu ilişkiyi hiç bozmadık. O ev abisi olmanın olgunluğunu yaşarken ben hep O3 hatta O1 şımarıklığı içerisindeydim. Nasıl olmasın ki? Atina'ya ilk geldiğimde beni o eve yerleştiren abiler bu ev aşırı mübarek, biraz bunları canlandır dediler. Ben de elimden geldiğince evi karıştırdım durdum sanırım. Düşünsenize, ev abisinin namaz sonrası tesbihatı ve duası bir saati bulur mu? Neyin duası bu mübarek, neyin duası? İftar sonrası çay içmek için bekliyoruz ama adam deli dua ediyor. Artık bir gün dayanamadım. Çayları doldurup koydum masaya. Yanına gittim, kulağına eğildim. Tamam da uşağım, sevdiğin kizi göster de kaçıralım. Yeter ki dua ettiğin diye fısıldadım kendi yöresel şivesiyle. O günden sonra istişare kararı aldık. Akşam namazından yarım saat sonra çay içilip salonda sesli konuşulabilir diye. Ev abimiz de ekstra dualarını yatsıya bıraktı. Demem o ki, adamcağızı duasında bile rahat bırakmadım. Muzipliğimle rahatsız ettim. Artık o da bıkmış olmalı ki bir gün bilet alıp denemeye karar verdi. Ve ilk aldığı biletle bugün uçtu gitti. Ona zorla aldırdığım değişik kıyafetlerini giyip farklı kestirdiğimiz yeni saç stili ve jöleli mübarek saçlarıyla geyikten Yunanca konuşarak geçti gitti. Eminim o yine gitmeden önce bir ton dua edip okuyup üflemiştir. Bizim sebeplere riayet tedbirlerimiz mi yoksa onun mübarek duaları mı işe yaradı bilmiyoruz ama hepimiz çok ama çok sevindik. Onun yerine başka bir mübareği ev abisi yaparlar ama şimdi onsuz buralar daha garip, daha yetim. Sanki Atina'nın derdini sırtına yüklenen Herkül gitmiş gibi oldu. Eminim gittiği ülkede de hemen hizmet deyip koşuşturacak. Evlenmeyi unutmasa bari. Düğününe gidip hey gidi Atina günleri deyip yine orta üç talebesi şımarıklığıyla onu utandırmanın ve onun mürüvvetini görmenin derdindeyim. 15 yaş küçük olsan da her zaman benim mübarek ev abim olarak kalacaksın kalbimde. Hakkını helal et. Artık dualarını da kısalt, kendine ayıracağın vakitleri de birazcık uzat be abim. Bu sabah ev abimizin buradan otobüsüne X93'e binip gittiği saatlerde duvar saatimiz de durmuş. Şimdi fark ettim. Mübareğin ardından zaman da durdu sanki burada. Evdeki eşyalara bile sirayet eden güzel kalbini, samimiyetini, fedakarlığını, sessizliğini özlüyoruz be abim. Sessizliğini özlüyoruz. Hoşça kalın efendim.